Arkadaşlar, önce quizle başlayalım. 92 cevap gelmiş, 68 average, yani fena değil ortalama üstünde. Which of the following is not a common fault injection techniques? Bu tabii ki şey değildi. Okumanızdandı. Glitch attack, temperature attack, magnetic attack, bir de verbal attack'tı. Yani verbal attack sözlü attack'tı yani. Ben espri olarak koymuştum ama yine de 8-9 kişi herhalde sallamış. Sözlü olarak yani hani. An interrupt service routine is usually a hardware triggered asynchronous ya da synchronous ne kalmıştınız ki? Bu kişiyi sallayanları saymazsak. Software routine asynchronous dedik. Biraz önce zaten şeyde review'da da vardı. Async dışarıdan geliyor çünkü. Belli bir synchronous'ı yok. O da interrupt routine. Which of the following steps is not part of the CPU's hardwired exception processing? Heat'ten allocate etmiyor tabii ki. Stack'ten yani stack'a basıyor. Geri kalanlar yaptığı şeylerde konteksi koymak, işte handler modunu değiştirmek, işte executing code çalıştırmak falan vesaire. Which of the following is not a fault injection method? Yine fault injection value fault injection metodları yine kumandandı. Interrupt fault injection diye bir şey teknik olarak zaten yok. Dolaylı olarak böyle şeyler yapılabilir olmuş. When an interrupt is requested, which of the following is not pushed onto the current stack? R0, R1, R2, R3 program counter link register gönderiliyordu. Stack pointer yoktu. R5 de bunlardan bir tanesi değil. Bu program counter'dan ders R5. O yüzden o da şey yapmış. Which of the following registers is loaded with exact return and code when interrupt? O link register'daydı hatırlarsanız. Yani R14'e tekabül ediyor. What type of instructions are exceptions? Synchronous. Interruptların what type of interrupts? Exception fault and software interruptlar şeyin içerisinde olduğu için, işlemcinin içerisinden geldiği için işlemcinin içerisinde senkronize olacak. Dolayısıyla yani senkronize etmeniz lazım. Bunlar da senkronizasyon tarafları. Bu soru en şeyi sorusu buydu yani. Hani böyle bilemeyebileceğiniz bir soru buydu yani. O yüzden buradaki şey normal. Bununla spesifik olarak konuşmadık ama dedik dışarıdan geliyorsa asinkron, içeriden geliyorsa sinkron diye aslında birazcık dersin başında söylemiştim. Which of the following is not an exception type? Inactive, active, pending şeyleri state'lerinden state'lerinden bir tanesi de inactive'se zaten pending olmaz. Mantık olarak da mantıklı bir şey değil. Daha yüksek şey, daha düşük numara daha yüksek priority demiştik. Ondan sonra da ikiye bölünmüş. How can race conditions be avoided? Preemption tabii ki yani race condition'ı ekleme iş yapmak için engellemek için preemption'ı current critical section'lar arasında engellemek engelleyecektir. Bunu çekebiliriz. Şimdi şey bakalım yani ne dedik? Öncelikle bir standalone açalım. Standalone'da bakalım. Yani bu standalone'a koymamın sebebi aslında şey değil. Yani projede kullanmanız için değil veya şurada burada kullanın diye değil. Tamamen size sıfırdan hani hiçbir şey yokken aynı assembly kodunda olduğu gibi onu CD yazsaydık nasıldı sorusunun cevabı aslında sadece hani hiçbir şey olmadan external başka hiçbir şey bağlamadan herhangi bir include yok dikkat ederseniz. Sadece okumak için işte unit of CD type'ı declare ettim. The standard type'dan alabilirsiniz normalde. Sanat defter neyse. Define peripheral adresleri define ettik bildiğiniz üzere. Burada hiçbir değişiklik yok. Onları pointer olarak tanımladık. Değişik bir şey yok. Ondan sonra bir tane fonksiyon pointer tanımladık. Burada çünkü vector table oluşturmamız lazım. Vector table'ı da hatırlıyorsanız tabii ki yani gidecek fonksiyonların adresleri lazım. Yani belli bir array of function pointers gibi bir şey yani. Buradaki olay o. Şurası tamamen. Yani işte A-Stack şeyden geldiği için, linker script'ten geldiği için böyle birazcık zıplamaya gerek var. Diğer türlü şöyle bir şey tanımlayıp direkt stack olarak atsak aynı mantıkla çalışacaktı yani. Reset handler, default handler, default handler işte bu neydi? Buradaki mesela NMI handler sağlıyorum işte. Buradaki işte hard fault handler gibi değiştirerek işte sırayla diğer handler'ları koyarak buradaki array'imizi genişletebiliriz. Vector section'a gitmişti. Gitsin demişti daha attribute'le. Sonra initialize data kısmı bu işte RAM'dan RAM'e kopyalama data section için VSS section'daki de sıfırlama işlemleri burada gerçekleşiyor. Bunu çağırıyoruz yani.
Reset handler'ı başladıktan sonra zaten mikroişlemcinin default clock konfigürasyonu neyse, default olarak işte internal clock var, internal clock'a bağlı direkt olarak mesela. Oradaki clock'a hiç dokunmamışım. Yani aynısı default olarak konfigürasyon neyse o. Ondan sonra initialize data'yı çalıştırdıktan sonra main'i çalıştırmışız. Main'i çalıştırdıktan sonra zaten main'de eğer işte basit hani GPIO C enable ettik, C6'yı output ettik, ondan sonra da toggle ettik. Literally bütün mikroişlemcide çalışan kod bu. Yani eğer şey yapıyorsanız, hani çok karmaşık geliyorsa böyle bir şeyde falan uğraştıysanız, belki kübde falan bir ton bir dosyalar genere oluyor, oradan oluyor, oradan oluyor. Aslında bunların hepsi bir şekilde işte işi scalable ve sistematik hale getirmek için yani normalde. Çünkü şunların hepsi bir yerde tanımlanmış oluyor. İşte bunu bir header'dan çekecek. İşte şunlar bir yerde tanımlanmış oluyor, onu bir yerden çekecek. İşte şu başka bir yerde tanımlanmış oluyor, onu bir yerden çekecek vesaire vesaire. Dolayısıyla bizim başka hiçbir şey yapmamıza gerek kalmıyor. Bu bizim main C'miz. Zaten linker script'le alakalı konuştuk. Makefile'da zaten bir tane datayı alıyor. Main C standalone diye bir tane executable oluşturuyor. Başka hiçbir şey yapmıyor yani. Bunu yaparsanız aynı şekilde. Şimdi biz asıl bizim şeyimize bakalım. Yani sizin uğraşacağınız hani derste uğraşacağınız şey, projelerde koda bakalım. Bir tane header almışım. STM32G0XX. Tabii ki işte define ettiğimiz için bu içeriden bir yere gidecek yani. Hangi header'ı define ettiysek o header'ı çekecek. Buradan şu header'ı çekmişiz. Bu header'a bakarsanız eğer aşağı doğru bir ton şeyleri var. Yani her bir hani şeylerin, maskların, her bir pozisyonu, her bir şey için timer'lar, UART'lar, bilmem neler, her birisinin yerleri belli burada eklemişler. Daha sonra burada ikinci bir önemli şey var. Bunların type'ları nerede? Şeylerin type'ları yani structure'ları. Structure'ları da baktığımız zaman mesela ne yapalım? RCC. RCC kullandık zaten. RCC type diye bir tane structure. Yani RCC modülünün register. Aslında GPIO'yu bulsak daha güzel. Direkt GPIO'da. G'de mi olacak o? GPIO modülüne mesela. GPIO modülüne baktığımız zaman dedik ya modder var, O-typer var, O-speed var, PubDR var, IDR, ODR var. Bir SR lock EFR'ları gösterdik. Bir de bir arbitrary set register. Çok önemli değil diğerleri ama set reset register. Type def'i oluşturmuşuz. Bir tane structure. Şuradaki IO sizce ne buradaki IO? Nereye gitmesi lazım? Tahmin edebilecek olan var mı? Buradaki IO eğer hatırlarsanız modder'a bir şey yazdığımız zaman, optimizasyon girdiği zaman işin içine modder otomatik olarak ya burayı yazın ama hiçbir zaman bunu hani bir yere gitmiyor deyip bunu silebilir. O yüzden IO'ya bakarsanız aslında şu anda basmıyor, gitmiyor ama gittim. Yere geldik ama başka bir yere geldi. Neyse IO'ya bakarsanız eğer bu volatile'a gidecektir yani. Volatile diye tanımlanacaktır yani pandefine'da. Neyse GPIO type biraz önceki gördüğümüz şeyleri var. Base adresleri var. Base adreslerine oradaki structure'lara oturtarak belli bir pointer oluşturmak yani structure pointer oluşturmak. O yüzden de GPIO ondan sonra arrow operator ile buradaki işte base adresindeki offset'e veya bu data structure'ındaki offset'e ulaşarak buradaki base adresinin offset'ini yazabiliyoruz, okuyabiliyoruz. Aslında sistem öyle çalışıyor yani şuradaki şunun çalışmasının sebebi o yani. Başka burada bir şey yok. Bunu kim veriyor? Bunu ST verecek. Yani ST hazırladığı için tabii kendisi olduğu için STM32 G0 gösterdiğim ekran bizde açık değil. Paylaşımda değil mi şu anda? Yanlış mı? Yer paylaşıyorum. Paylaşımda tamam açık. Yunus sen de mi gözükmüyor? Sen de gözükmüyor herhalde ya Yunus. Ha şeydir, lag vardır belki hani, ben bir şey söylüyorum da biraz geç çıkıyordur, o yüzden olabilir. Olabilir yani. Geliyor ya her şey. Ha, tamam. ST'nin verdiği bir şey, nerede company ST, ST Microeconomics, copyright'ına bakarsanız eğer. İkincisi, bu zaten header dosyaları yani. System dosyası var, system dosyasına bakalım. System dosyasında gene ST'nin verdiği bir şey var. Teknik olarak evet, ST Microelectronics. İşte internal mesela external HSC varsa external HSC, internal varsa internal. Bunların ne olduğunu konuşuruz sonra. Vector offset hatırlarsanız vector table offset.
İşte prescalerlar, clock için clock'ı farklı şeylere set edebilmek için gerekli olan durumlar. Bir de system core clock update. Buradaki genel bir fonksiyon clock'ınızı güncellemek için bu fonksiyon verilmiş. Bir de startup kodu var. Bu da assembly. Buradaki start kodunu zaten okuyabilirsiniz. Buradaki initialize zaten otomatik olarak burada. Hani initialization kısmı. İşte vector table'ınız burada. Hepsi için belli ne isimler var. Diyelim ki mesela işte system tick için interrupt kullanacaksınız. Bu ismi kullanmak zorundasınız. Veya işte timer 1 için kullanacaksınız veya timer 2 için kullanacaksınız. İşte bu ismi kullanmak zorundasınız vesaire vesaire. Mesela timer 2 için, timer 3 için, timer 14 için 16 varmış. I2C 1 varmış. İşte external 0 1 2 3 4 5 varmış vesaire vesaire hani. Bu isimleri kullanmak zorundasınız. Ondan sonra onların hepsini weak tanımlamışlar. Hepsini default handler'a göndermişler. Dolayısıyla her şey default handler'a çıkıyor. Siz bir şey tanımlamazsanız, eğer siz tanımlamazsanız, tanımlarsanız bunun üzerine override edecektir. Şurada bir şey daha vardı, onu atladık. Burada en başta bir de şeyler var. İşte enum var, RFQ endtype. Bu da işte exception numaraları geliyor. Mesela sysdig'in işte eksi 1 bilmem ne 15. Nerede 15 için? Timer 2 için 15 dedik ama exception. Ha o numara şey numarası pardon. Sıfırdan başlayan numaralar farklı. Tamam. Bu numaralarla şey yapacaksınız. MVIC'deki işte bilmem neyi hani mesela diyelim ki MVIC'de external interrupt'ı enable etmek istiyorsunuz. İkinci line'ı. Şunu kullanırsanız MVIC enable işte external bilmem ne enable olacaktır. Geri kalanlar zaten şey değil. Şu açılmalı. Şu core bulunmuyor herhalde. Neyse include'ların içinde bir yerde aslında o da. Nerede? Bu değil. Bu değil. Bu da değil. Ha şurada. Nerede? CM0 Plus. Burayı açamadı yani. There you go. IO mesela volatile. Inputs'a volatile constant demişler. Output'a volatile demişler direkt. mesela APSR için bir union tanımlamışlar. Ondan sonra struct tanımlamışlar. Union'ı biliyor musunuz? Gördünüz mü hiç union'ı? Buradaki olay bilmiyorsanız neyse. Çok önemli değil. 32 bitlik bir structure oluşturmuşlar. 32 bitlikte bir unsigned integer oluşturmuşlar. İsterseniz W'dan okuyarak bütün hepsini okuyabiliyorsunuz. İstersen de B'nin içerisindeki, structure'ın içerisindeki herhangi bir şeyi okuyarak işte ilk 28 biti, sonraki 1 biti, sonraki 1 biti, sonraki 1 biti, sonraki 1 biti okuyabiliyorsunuz. Çift taraflı access. Yani union'da bir tane memory bütün elemanlar için maksimum elemanı onun kadar ayırıyor. Diğerlerine geçebiliyor. Genelde bunu işte bit veya byte access veya işte word access veya işte half word access tarzı şeylerde kullanırlar. aynı şekilde burada da yapmışlar. Çok da whatever. Ne var burada? MVIC type'ları işte bu MVIC'in registerları da burada. Bunlar çünkü bu da Arbun verdiği. Yukarı çıkarsak nereden? Bunun da Arbun verdiği bir şey. CMC'sin Arbun Air'i. Core CM0 Plus. Neredeydi MVIC? There you go. MVIC'in belli şeyleri yani register'ların isimleri. Register'ların isimlerinin işte kaç tane oldu? 31 tane var, 64 tane falan. SCB kullanmadık hiçbir şu anda gerek yok. Sysdig tabi işte Sysdig'i control, load, value and calibration'ı 4 tane register işte dediğim bizim için kullanacağımız read, write. Bir tanesi read çünkü sadece. Ondan sonra MPU önemli değil. Valid, FTP valid. MPU base vermiş. Çok önemli değil. Ha işte aynen. MVIC priority'ler burada gelmiş içine. İşte set priority, işte enable IRQ, set priority vesaire fonksiyonları burada tanımlanmış. Burada da işin şeyi enable IRQ mesela işte static inline demiş. Yine static inline'a bakarsanız static inline diyor. Yani ona gidiyor. Aynen. Şurada gösterdi. MVIC enable işte verdiğiniz IRQ numarasını otomatik olarak belli bir şeye göre işte geçen hafta derste anlattığım gibi belli bir mantığa göre duruyor, enable ediyor. Aynı şekilde get enable, disable IRQ, set pending ona göre set ediyor. Vesaire vesaire set priority ona göre bir şeyler yapıyor. Sysdig'i göstermek istiyorum da oraya inmeye çalışıyorum aslında. Aynen Sysdig config hatırlarsanız Sysdig config bugün 1000 göstermişti. Eğer 1000'den çok daha büyükse bir kere yanlış hani şey pardon reload value 24 bit'ten fazlaysa şu 24 bit'e tekabül eder büyük ihtimalle. 24 bit'ten fazlaysa return 0 der. Çünkü 24 bit'ten fazlasını set edemiyordur.
1.4 bitten azsa da işte dediğim gibi load edecektir. İşte set priority, priority'sini belli bir yere sıfırlayacaktır. Priority neyse herhalde 2, 3, şey 1, 1, 2 mi? Maksimum set ediyor herhalde. Ondan sonra veya minimum set ediyor şöyle dedim. Sonra value, ondan sonra da control 3 tanesini açıyor, ondan sonra bitiriyor. Yani sysdig'in yaptığı da bu son. Kullanacağımız bizim zaten sysdig'le diğer MVK fonksiyonları. Neyse. Bu da böyle. Geri kalan şeyler de compiler'la falan alakalı şeyler. İşte belli attribute'leri otomatik şeylere çevirmek için işte mesela işte no return, used, weak tarzı şeyler işte böyle çevirmek için. Şeyler, genel kollar. Diyelim ki mesela şey yapalım. Bir de yapalım. Şöyle bir şey açalım. General Purpose I.O. GPIO modüle bakalım. GPIO modülde main features, output states, push pull, open drain, pull pull up pull down. Zaten konuştuğumuz şeyler çok önemli değil. GPIO function, input floating, input pull up, input pull down, lock, output open drain, output push, işte pull alternate function'lara set edilebiliyor onların şeyleri. Bu gösterdiğim diyagram oradan da zaten. Farklı konfigürasyonları göstermiş. Biraz daha küçültelim. Burada ekstra pinler var yani bir şekilde çünkü eğer hakikaten çok böyle tight bir yerde çalışıyorsanız bütün pinleri mümkün olduğunca kullanmak isteyeceksinizdir. Dolayısıyla bazı pinler double functionality olabilir mesela boot zamanında boot 0 pini var mesela PA14 ile shared. Şimdi diyelim ki boot 0'ı boot ederken boot pinine bakıyordur işte ona göre ya RAM'den ya bilmem nereden almaya çalışıyordur bir şekilde ama çalıştıktan sonra mesela GPIO olarak kullanmak istiyorsunuz. O yüzden bu tarz şeyleri okumanız gerekiyor. Yani belli bir şekilde bir işlem yapmak istiyorsanız onunla alakalı. Başka peripheral çok önemli değil. Bitwise sampling'ler var. Input output wake up lines. Input tarafını göstermiş. İşte output bağlı değil. Input tarafı bağlı. Ondan sonra da output'u gösteriyor büyük ihtimalle. Whatever. Alternate function da output'a bağlıyor. Direkt alternate function'a bağlıyor. Eğer alternate function için seçtiyseniz aynı fitness analog whatever. Başka da bir şey yok herhalde. Ondan sonra register'lar var. Zaten bunları göstermiştik herhalde. Reset value'su bu. Bazılarınız o yüzden problem yaşadı herhalde. İşte reset value'su A'da mesela bunu FF yazarsanız veya başka bir şey yazarsanız o yüzden saçmalıyor. O yüzden saçmalıyor olabilir yani. I don't know. Ama bakacağınız yer hep burası yani. Gelip mesela modül yazacaksınız. Ne yapıyor işte? Tamam buradan şuna bakacağım. Ondan sonra işte O-Type'a yazacaksınız. İşte mesela Open Drain istiyorsanız bir yazmanız lazım gidip oraya gibi. O-Speed'e dokunmanıza genel olarak gerek yok ama isterseniz işte High Speed'e çekebilirsiniz bunu. Başka Push Up Pull'dan normalde no herhalde resetin en mümkün 0-0 evet yani. No pull up, no push up'tan şey pull up pull down'da ama istediğiniz bir tanesini çekebilirsiniz isterseniz internal weak pull down veya pull up isterseniz. IDR x666 çünkü don't care hani okunamıyor unknown ya da neyse. ODR hepsi sıfıra veriyor. Output data register. Geri kalanlar da bizim önemli bulduğumuz şeyler değil. Bir de en son şey var. Register map vardır. Bu da genel olarak bütün bitlerin hangi modların nerede olduğunu, soldaki offsetlerin ne olduğunu hepsini gösterir yani. Bu GPIO tarafı, XT tarafı var bir. MVK tarafı da var aslında. MVK tarafına bakayım bir şey var mı? Konuşmamız yok, hiçbir şey yokmuş. MVK tarafı çünkü bununla alakalı değil yani. External Interrupt and Event Controller. Şimdi XT Cortex-M kullandığınıza göre hangi versiyon yani işte veya M3'lerde, M4'lerde ve M0'larda falan hepsinde farklılığı çalışacaktır. O yüzden mutlaka nasıl olduğuna bakmanız lazım. Tabii genel olarak işte halk kütüphanesi falan kullanıyorsanız bunlar otomatik olarak oluyor bir şekilde ama. Bunu gösterdim mi acaba ya? Bunu göstermedim ben. Ha gösterdim evet geçen hafta herhalde konuştuk bununla alakalı Max'a geliyor diye. Ha neyse niye konuştuk göstermedim pardon. GPIO'dan geliyor Max'a giriyor. İşte hangi Max alacaksanız oradan işte A portundan B portundan mı vesaire. Ona göre belli bir işte trigger ediyor mask edip ondan sonra işlemciye gidiyor wake up call'ları falan. Biraz daha detaylı yazmışlar çok aman aman bizim için önemli değil. Aşağıdan şurada ha bunu gösterdik yani buradaki şeyi gösterdik. Burada benim göstereceğim register'lar evet şuradaki bakalım yani register'lara bakalım.
Öncelikle Rising Edge Trigger Select Register. Yine dedik ki her bir pin bir bit'e tekabül ediyor. Burası orası. Enable edersiniz burayı. Ondan sonra Falling Edge Trigger. Aynı şekilde Falling Edge seçmek isterseniz. Software Interrupt vermek isterseniz direkt buradaki register'a yazdığınız zaman 7. mesela bit'e direkt oradaki 7. hattan sanki interrupt gelmiş gibi davranacaktır. Pendingleri bozmanız için gerekli kısımlar. Ondan sonra Action Interrupt Selection'lar. Bu o dediğim olay. Yani burada biraz daha belli olmuyor da şuradan daha iyi belli olacaktır. Geri kalanlarda çok göstermeye gerek yok hoştan. Şöyle bakarsanız XT 0 direkt ilk offset yani CR 0 hani 0. array'de 0, 1, 2, 3, 4. Gidip de buraya mesela C için 2 yazmanız lazım buradaki bitlere diyelim 5 için. Ona göre belli bir sistem oturtmanız lazım. Bu da sizin kendini nasıl yaparsanız. Ondan sonra IM1'den açtığınız zaman da şuradan otomatik olarak çalışacaktır. Başka da burada alakalı şey yok. Yani bu 12. chapter'ı bir de 6. chapter'ın üzerinden geçin. Çok aman bir şey yok ama yine de geçin. Şimdi şurada bakalım. Ben board'u takıyorum. Yani siz burada görmeyeceksiniz ama bir tane buton bağlı. Buton nereye bağlı? Bakayım. B3'e bağlamışım butonu. Bir tane buton bağlı external. B3'teki butonu enable etmeye çalışalım. Mesela yani şey yapacağım şey o burada. B3'teki butonu enable etmek için ne yapmam lazım öncelikle? Bir GPIO B klana enable etmem için. Bu da büyük ihtimalle 1'dir yani. C2 ise 1'dir burası. Ondan sonra şurası zaten B klana açmışım ama neyse o değil. Ondan sonra digital input için hatırlarsanız 00 yazmamız gerekiyordu digital input için. Kaçıncı pine? PC değil, PB3 tabii ki bu. Bizimki PB3'te as input. O da 3. bit olduğu için şuraya 3 diyorum. Sıfırladığım zaman yetecektir yani. Çünkü şey, bir daha başka bir şey yazmam gerek yok sıfırladıktan sonra. Şu anda artık butonum hazır. Şu anda butona bastığım zaman mesela delay'i kaldıralım. Ondan sonra if diyelim. Mesela GPIO B IDR'dan okudum. Ondan sonra bunu sağ 3 kere kaydıralım ki en sağda olsun. Ondan sonra end diyelim bunu. Neyle işte 1 ile end diyelim ki okuyup yani yazıp yazmadığını almış olalım. İse bunu al gibi bir şey yapacağız yani. Olay bu. Hocam şey sorayım. Tabii ki. Bunda IDR'da genellikle şöyle bir şeyle başımıza çok geldi. Sürekli olarak pinlerde voltaj değişimleri olduğu için hani ben mesela onu sadece PB2'nin bulunduğu daha doğrusu siz PB3 yaptınız. Bulunduğunu bir yapıp bu register'la karşılaştırdığım zaman yani hiçbir zaman doğru sonuç alamadım. Çünkü sürekli IDR'da pinler 1-0-1-0 her loop'ta değişiyordu. Yani illa biz bunu sadece kendi pinini kontrol etmemiz için bir şey yapmak zorundayız değil mi? Evet aynen. Zaten buradaki end operasyon onu yapıyor ya. Yani 3 evet. Sağa çıktım en sağa gittim. Onu özellikle yaptığınız için sormak istedim. Evet evet aynen. Diğer türlü olmaz yani. Hani bunu da şöyle yapabilirsiniz. Yani ekstra bir tane daha çeşit 0-0-1 gibi bir şey koyabilirsiniz. Zaten var mı yok mu aynı şey gidecek. Yani varsa hani diğer türlü de şunlar B olacak tabii ki. Ha, pardon bu C olacak. Doğru. Tamam. Herhalde böyle bir şey olması lazım. Geçiyor zannedersem. Çalışmasa da çalıştı diyeceğim. O yüzden. hop. Şu an bakalım. Evet tamam okey. Mesela şu anda butona basılıysa buraya girsin. Zaten şuraya tıkladığım anda buraya girecek. Çünkü butona basılı değil. Hani her halükarda butona basılı. O zaman buradakini kaldıralım, devam ettirelim. Butona basıyorum şu anda. Bastığım zaman da buraya girdi şu anda yani en azından yandığını ve söndüğünü anlayabilirsiniz orada. Dediğim gibi sistem bu kadar. Bir tane buton okumak için. Şimdi ne yapalım? Hocam, evet. Bu 46. satıda biz tam olarak ne yaptık? 43 pardon. 43 mi? Ha bu şey reset ediyor pini. Bit reset register. Anladım hocam. Sıfırlıyor. Yani yaptığımız şu aslında ne yapıyoruz? GPIO C ODR end eşittir ters çevir 1U6. Bununla aynı. İkisi. Anladım hocam.
Tamam. Yani aynı şey. Bitclear Register. Bir tane reset register koymuşlar. Ben onu kullandım. Diğer, direkt o diyardan ters çevirerek yazabilirsiniz. Aynı mantık yani. Verdiğiniz biti reset diyorsunuz yani. Öyle düşünün. Bir yazınca reset yok bunu. Şunun biraz öncekiyle aynı yani. Hiçbir fark yok. Burası tamam. B çalışıyor şu anda. Mükemmel. Bir de şimdi bunu biz interrupt'a bağlayabilir miyiz? Ona bakalım. Yani labınızı bitirelim. Madem başladık. İlk başta yapacağım hatırlamıyoruz ki. Dur sen git. Nerede? XT register. Hatta direkt şuraya bakalım. Register map daha mantıklı. XT reset. Ha evet. Benimki şeyde active high konfigürasyonda. O yüzden XT RTS1 end eşittir 1U3 PB3 ondan sonraki ne yapacağım? Ha bir pending gerekecek ileriye. Ondan sonra şuraya bir yere koyayım da o pending'i ne oldu? Okay. Şurası neydi ismi? RPR1. Tamam. RPR1'i bir şekilde onu sıfırlamam lazım. Bu da onu yapacak. Bilmiyor mu diye? RTS ya. Ha bir şey mi ekledik? RTSR. Ha, bir de şurada R var. Ondan sonra XTCR'ı yazmamız lazım. XTCR içinde bir numara olacak. Or eşittir olacak. Bir şey yazacağız. Onu da 8 ile çarpıp kaydıracağız yani. Benim matematiğimde öyle. PC 3 olduğu için bir kere 0, 1, 2, 3 olduğu için ilk 4'ü 0'da oluyor. Şurada da 3 olduğu için bunu tam tamına yani 24 kere kaydırmamız lazım. Yani 3 kere şey yaptıktan sonra olacak. PB'yi yazmak istediğimiz için yani port B3'e bağlı benim buton. Port B3'e bağlı olduğu için de B yani A0, B'de 1 olduğu için 1 yazacağım yine aynı mantık. Şöyle bir şey ben versem etmesi lazım. Niye olmadı ya? Başka bir şey mi varmış ismi? Ha tamam okey. Bunu da yaptık. Ondan sonra bir de IMR'dan enable edeceğiz. XT IMR 1 şurasında hangisi geri kalan öte. Bunu yaptık. Artık bunlara gerek yok. Şunu o diğer alsak şuraya alalım. Onunla bir işimiz yok. While bir hiçbir şey yapmayacak. Şimdi gidelim system startup. System. Startup. Startup'tan şey alalım. İsmini alalım. Fonksiyonun ismi neymiş. Şimdi 3 olduğu için şunu almak zorundayım. Yani bu hatta bağlı. O yüzden buraya getiriyorum. Void. Bir daha tanımlıyorum bunu. Redefinition. Ondan sonra şöyle yapalım. Şuraya koyalım. Bunu da tabii toggle edeceğiz değil mi? Şöyle yapmamız lazım. Şimdi diyelim ki pending register unutalım. Ve hatta IMR'ı da unutalım. Açmayı unutalım. Ha bir şey daha unutacağız. Neyse IMR'ı unutmayalım da. MVIC var değil mi? MVIC. Neydi MVIC? Enable IRQ muydu? Böyle bir şey miydi? There you go. Mükemmel. IRQ ama şeyin numarası ne? Onu bulalım. Ha, burada değil ki. Şurada. Numara. Nereden alabiliriz o numarayı? Şuradan alacağız. Başka ihtimalimiz yok herhalde. 2-3 ayarki numarası. Neyse onu aldık. Enable ettik. Enable etmeden önce de ne yapmamız lazım tabii ki? Aynı mantıkta. MVIC set priority 3 en iyisi diyelim 0. Hadi. Ha böyle miydi bu arada set priority? Önce numara, ondan sonra priority'ymiş. Evet, tamam, doğru. Sıfır. Tamam, şimdi enable ettik. Şimdi diyelim ki unuttuk. Hani envikleri unuttuk. Çalışacak mı ona bakalım be. Exit. Ha, T. Tabii ki times. IMR yine exit. Ekstim. Tamam. Build ettik. Debug edelim. Çalışıp çalışmadığını nereden anlayacağız? Şuraya bir breakpoint koyacağız. Bastığımız zaman orada durmuyor şu anda hiçbir şekilde. Herhangi bir şey yok. Tamam şu anda en azından
çalışmadığını biliyoruz. Çünkü biliyoruz ki biz MVK'yi unuttuk. Diyelim ki MVK'yi enable ettik ama kendi individual mask'ini enable etmeyi unuttuk. Yine bakalım çalıştırabilir miyiz? Yine çalışıyor. Yukarıda breakpoint'imiz durması lazım. Yine basıyorum ama herhangi bir şey yok. En son bunu enable edelim doğru haliyle. Şurada hala çıkıştı mı? Süper. Şimdi çalıştıralım. Şimdi burada ilginç bir şey görmemiz lazım. Şimdi bastığım zaman bir kere girmesi lazım. Eğer düzgün hallettiği, düzgün yazdıysak, yani bir hata yapmasıysam. Ama pending'i clear etmediğim için buraya sürekli girmesi lazım. Incommit. Yani öyle dedik. Şu an çalışıyorum. Yok. Çalışıyorum. Şu an basıyorum düğmeye. Evet. Şu an durdu. Mükemmel. Şu an elimi bıraktım ama play ettiğim zaman sürekli artık buraya girecek. Çünkü neden? Pending, yani hardware set etti pending bitini. Software clear etmedi. O yüzden sürekli sanki buton geliyormuş gibi, basılıyormuş gibi bir şey yapılıyor. Bundan da kurtarmak için en son yapacağım çıkmadan önce clear etmem. Ondan sonra bir daha şey yaptıktan sonra bu tamam değil mi? Şu anda bastım durdu. Bir daha basıyorum. Bir daha gelmiyor artık. Yani bir daha basmam lazım durması için. Aynı mantık. Tamam. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Burada yalnız ekstra bir şey daha var tabii ki. Ne var? Onlarla alakalı konuşalım. Mesela burada 2-3 ya. 2 tane olduğu için burada 2'den mi geldi, 3'ten mi geldi onu check etmeniz lazım. Çünkü 2'de, 3'de buraya girecektir. Yani ben PB2'ye de bir tane buton bağlayayım. PB3'te de bir tane buton olsun. İkisine de hangisine basarsam basayım buraya girecektir. Çünkü ikisi biri olduğu için. Ama burada siz bu buton basılınca şu olsun, bu buton basılınca bu olsun gibi bir şey yapacaksanız burada mecburen check etmeniz lazım. Bunu da nasıl check edersiniz? Şu zımbırtıyı okursunuz. If çok mantıklı değil. 3'e kaydırdım, endledim. 1 ile endledim yani hani. Eğer varsa bu demektir ki bu hani. Anlatabildim mi? İşte else diğer şartlarda tabii ki gelmediyse whatever ne yapacaksanız hani isimden. Tamam. Lab'da da o yüzden onu şöyle yaptım. Lab'da şey yapacaksınız. Startup. İki tane buton bu zaten lab'ın yarısı bu yani. Nedir bu? Bitti yani lab'ın biten söz. Üç tane şey var ya. Lab'ı da şöyle yapın. Bir tanesini bir tanesinden seçin yani iki butonunuz var. Birisini bu gruptan seçin, birisini başka bir gruptan seçin. Hani priority'ye bakacaksınız yani birisinin priority'si fazlaysa mesela diyelim ki buraya çok büyük bir şey koyun. For the volatile int long long int a eşittir işte o pardon 0 a işte küçüktür çok büyük bir sayı diyelim ki a plus plus a. Ama bu şöyle olsun tabii ki yani bu da yazdığınız yaklaşık olarak işte 10 saniyelere falan tekabül etsin ki yani uzun sürsün hani. Bunu da şey yapabilirsiniz şöyle test edebilirsiniz. Bu en son olacak ya zaten. Burada mesela set ettiniz. Burada da clear edersiniz. Neydi BRR miydi? Hani orada olup orada çıktığı zaman bittiğini görürsünüz bunun. Burada varken diğer interrupt'a girmeye çalışıyorsunuz aslında. O kadar hani, o yaptığınız şey o. Hani diğerine girecek, preempt edecek mi etmeyecek mi? Orada priority'lerin yani şurada girdiğiniz sayıların farklarına bakacaksınız. Lab'daki yaptığınız o. Son olarak bir de şeyle alakalı konuşayım. Keypad ile alakalı konuşayım. Keypad kullandığınız zaman tabii ki girdiğiniz zaman yani orada buton var. Onları check etmek isteyeceksiniz. Eğer farklılarda kullanırsanız yani XT2-3 işte 1 bilmem ne sıkıntı olabilir. O yüzden benim tavsiyem varsa yani mümkünse 4-15 arası bir tane olduğu için buradakine kullanın. Yani bütün keypad'lerinizi, keypad'deki alıcılarınızı 4-15'e bağlayın ki şey yapasınız. Alabilirsiniz. Bununla alakalı da Mecit hocanızdan rica ettim. Keypad gösterecek size. Butonlarla alakalı bir şey yapacak. Bir küçük orientation yapacak. En azından hani biraz daha clear olur. Nasıl okuyacağız, nasıl edeceğiz derseniz. Sorusu olan var mı? Hocam ben bir şey soracağım da. Sor. Hocam bu kodları GitHub'a aktaracak mısınız yoksa? Bu yok aktarmıyorum ya. Bu yani burada yazdım ya. Zaten videoda var. O yüzden videodan bakarsınız zaten. Zaten şunlar şeyde
Neydi ismi? Slide'da var. Ondan sonra şurası zaten geçen haftanın slide'ında var. Burada da yaptım. Bir tek şu yazmak. Başka hiçbir şey yok yani. Tamamdır hocam. Başka var mı? Hocam siz... İTÜ'nün yukarıda bir deklarasyonu yapmışsınız ya, onu niye yaptınız? Nerede? Bu ilk defa öyle bir yani noktalı virgül aşağıda tanımlamışsınız ya. Evet, teknik olarak bunun gereği yok. Ha, tamam. Yani aslında şöyle, o eskiden sistemden olandan kalan aslında bir şey herhalde. Şuradan kalan. Bunun sebebi de bunun main'in üzerinde main'i çağır, mesela şu main'i çağırıyor ya resetlenir. Sebebi oydu aslında. Aşağı doğru gittiği için hani bunu göremediği için yukarıdan mecburen bunu yapıyor diye. Yoksa burada gerek yok, dediğim gibi haklısın. Good catch. Başka? Sistik de aynı şekilde çalışabilir yani. Aynı şekilde sistik hadis edelim derseniz bunu da bu hafta yapmayacaksınız ama hafta yapacaksınız. Sistik handler'ı aldık, getirdik. Buraya yapıştırdık. Sistik handler geldiğimiz zaman hiçbir şey yapmasın yani. ESM nope. Boş bir şey çalıştıralım. Çalıştırabilecek miyiz? Ha, şeydi neydi? Sistik config. Böyle bir şeydi herhalde, değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Yok, underscore mu varmış? Sistik config, set priority, şu olay var. Belki şöyle bir şey gerek var, gerek olup onu bakacağız. Hemen deneyelim. Her binde bir tak onu unutması lazım. Tamam, otomatik olarak giriyor. Onu enable etmemize gerek yok zaten. Kendisini enable ettiğimiz zaman ediyor. Enable ettiği zaman ediyor. Tamam. Yani counter'a bakarsak burada sistiki bulabilir miyiz? DMA, XT, USART, System Config. System Config içinde de System Config'in içinde yolları değil. Bunlar da değinmemiz lazım. Şu SCV'nin içinde var mı? Ha, şurada. Herhalde. Ha, çok kötü bir şey. Okumuyor. Ha, şurası. Tamam yani. Şu anda bir şey gözükmüyor herhalde ama. Devir. Neyse. Bu da bu kadar yani. Sistik. Şey yapmak da bu kadardı. Şöyle kapatalım. Tamam. Yani literally bu. Veya diğer türlü işte buranın içindeki instruction'ı çekerseniz aynı mantık. Şunların üçünü aldığınız zaman aynı şeye gidecektir. Otomatik olarak set edilmiş olacaktır. Sistik'le şey yapabilirsiniz. Böyle bir milisaniye, hani delay milisaniye falan. Eğer buradaki bugünkü lab'ı bitirirseniz ona başlayın. Çünkü bir dahaki lab'da onunla başlayacaksınız yani. Mesela ben şey implement ettim. Delay milisaniye tarzı bir fonksiyon yapın diyeceğim size. Hani sistik kullanarak. En azından ondan başlayabilirsiniz. Tamam mı? Çünkü dediğim gibi yani bugünkü lab liderdi. Şey, bu haftaki lab bu kadar. Yani çok bir şey. Default handler var. Sorusu var mı arkadaşlar? Kaydı durduruyorum.